Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınızda Total War Warhammer 2'ye yeni gelen DLC ile karşınızda olacağım. Şöyle bir durum var ki bunu cansız bir kayıt olarak yapmak zorundayım ve bu yayınlandığı süreçte ambargo yeni kalkmış olacak ama merak etmeyin. Bu akşam, yani sizin için cuma akşamı, benim için şu an perşembe. Bu akşam 8'de Malus Darkblade ile canlı yayında oluyor olacağım. Şu anda oynayacağımız Irk ise Eshin klanı olacak, Skaven'lara yeni gelen. Hemen bir inceleyelim bakalım nasılmış. Dış görünüşünden bir Malus'a da bakarız. Yeni gelen karakter Malus Darkblade. Hikayesini daha önce hikaye videosu olarak YouTube'a attım. Eğer izlemediyseniz bence oradan izleyin. Çok güzel bir hikayesi vardır. Hikayede de çok güzel bir oyunda da çok güzel bir hikayesi var ve keyifli olacak. Fakat bizim bu akşamki karakterimiz Deathmaster Snikch. Snikch ve Clan Eshin'le ilgili de Eshin klanı ile ilgili Skaven hikaye videomuzda bilgiler mevcut. Kendileri suikastçı bir klan. Yeni mekanikleri var kendilerine has. Bir bakalım neler veriyor, neler yapıyor diye. Clan Eshin Shadow Dealings Actions diye kendine has bir aksiyon zinciri var. %200 çok pahalı şekilde olmak üzere Eshin'in olmayan ünitelerini basabiliyor. Yani diğer Skaven'lara ait ama Eshin'e ait olmayan üniteleri %200 pahalı şekilde basabiliyor. Asla Eshin'in lordları şey yapmıyor, sadakatten taviz vermiyor. Night Runner'lar ve Gutter Runner'lar, bunlar uzaktan atış yapabilen ünitelerdi. Zırh delici şeyler kullanıyor, mermiler kullanıyorlar. Onu düşen Lord'un kendisi, yani Deathmaster'sın için kendisi %25 pusu atma yeteneğine sahip. Artı 8 hero'lar orduda olduğu süreçte saldırı şeyi kazanıyor. Bir de gizlenme bombası var. Onun dışında Eshin Triad isimli mızraklı askeri var. Gutter Runners, o demin dediğim uzaktan ateş eden askerler. Ve Warp Grinders var. Bunlar da gayet etkili bir ekip. Evet, Very Hard'da başlayalım. Bakalım Deathmaster Snikch nasılmış. Zarkan. Akıl almayacak seviyede bir iblis şeyde. Etrafındaki ahmaklar tarafından şey yapılmış, hapis alınmış. Hepsini yok etti ama hala da zincirlerinden kurtulamıyordu. Milenyum geçti. Ölümlülerin açgözlülüğü onu bir daha vurdu. Dünyaların içicisi serbest kalmıştı. Zarkan'ı kurtaran kişi başka bir kafes haline gelmişti. Birbirlerini sevmemelerine rağmen dünyanın üzerine intikamlarını saldılar. Yeraltı imparatorluklarında gürültülü savaş lordları bu gücü ele geçirmek için plan yaptılar. Eshinlerin baş suikastçısı onu yakalamalı. Gece Lord'unun iyiliğini kazanabilmek için. Yoksa hepsinin korktuğu bir kadere sahip şey olur, sebep olur. Zehirli kılıçları hedefini bulacak diyor. Cadı Kral Zarkan'ın nerede olduğunu biliyor ama onu taşıyan kişi onun isteklerine boyun eğiyor. Herkati scrollları eğer Cadı Kral'a getirilirse o da iksirini vererek onu rahatlatacak. Bunu reddedemez Malus Darkblade. Güney'e gitmeli. Şeylerin farelerle kaplı güney topraklarına inmeli. İkisi de birbiriyle savaşmaya kaderlendi ama ikisinin de haberi yok. Bütün dünya seyredecek. Gölge kılıçla karşılaştığında. Çölün ortasında başlattı bizi. Evet, hemen bir şeyleri tartışalım, konuşalım. Öncelikle Shadow Dealings diye bir mevzumuz var arkadaşlar. Shadow Dealings görev sistemi olarak geçiyor. Şöyle ki yapabileceğimiz Eshin görevlerimiz var. Bu görevleri tamamladıkça bir şeyler kazanıyoruz. Atıyorum burada yiyecek kaybediyoruz gerçi de. Burada mesela para çalabiliyorum. Ve oranın gelirini düşürüyor hangi şehri seçersem. Burada mal çalabiliyoruz. Yiyecek çalabiliyorum. Orayı görebiliyorum. Vision sağlıyor herhangi bir yere seçtiğimde. Bu da düşman lordunun leadership'ini şey yapıyor, düşürüyor. Bu cepte. Hatta yapalım. Nerede? Gel buraya. Yap. Mis. Başardım. Onun dışında klan kontratları diye bir mevzumuz var. Klan kontratlarında mesela Clan Mors var. Molder, Sacred ve Pestilence klanları. Pestilence ne veriyormuş? 5 melee defense veriyor. Hem lordlar için hem hero'lar için yakın dövüş defansı. Ve yiyecek üretiyor bütün ordulardan. Ve %220 Plague Monks, Black Claw Catapult üniteleri daha ucuz oluyor. Eksi de 2 yiyecek kaybettiriyor. Bu biraz önemli bir şey. Gider kalemi. Belki biraz daha büyüdükten sonra göze alınabilir de. Slicker'da ne var? Research Rate. Araştırma hızı %5 veriyor. 20 zırh veriyor lord ve şeyler için, hero'lar için. Ama kötüye gidersek eksi %10 yiyoruz. Burada ne veriyormuş? Molder. Molder Construction Cost %2 veriyor, düşürüyor yani. %220 de Red Hogger ve Hellpit Abomination için. Burası ne içindi? Doomflayer, Warp Lightning Cannon ve Doomwheel. Bir de Skaven Weapon Team. Bu iyi, bayağı iyi. Düşüş ne veriyor? Construction Cost %4. Ya bu göze alınabilir. Buraya baktığımızda asayiş artı 2, %15 Weapon Strength, Lordlar ve Hero'lar için. Güzel. Clan Rats ve Stormvermin'lerde %220 bayağı ucuzluyormuş. Oo. Bunu erken yapmak gerekebilir üniteler açısından. Tamam. Skimlerimiz var. Skimler kapasitesi şu an bir tane. Gerisi yok. Bu kapasite için kullanabileceğimiz şeylerimiz var. Klan kontratları da açıyor bunları bildiğim kadarıyla. Onun dışında şu an için kapasitemiz 1 olduğundan hani belli dönemlerde yapabiliyor olacağız bu görevleri. Evet. Clan Eshin'le bir bakalım nelerimiz var. Özel şeyimiz var, binamız var. Divius planları açıyormuş. 400 income veriyor. 3 yiyecek üretiyor. 4 asayiş, 13'te büyüme. Bayağı güzel. Aslında clan bonusumuz olduğu için şeyle başlayabiliriz. Hidden Layer'la başlayabilirim ama yakın mesafede bu sefer güçsüz olacağım. Yakın mesafe için basalım bir tane. Ha, sen level attın. Ha, görev başarılı olunca level da attın. Güzel. Orduya gir. Ha, şu kamera işini unutuyorum her seferinde. Şunu hızlandıralım. Tamamdır. Bu sırada yeni patch ile tur geçişleri inanılmaz hızlanmış durumda. Mortal Empires için böyle midir bilmiyorum ama bakacağım. Kendi hızımı açmayı unutmuşum. Bravo bana. Ambush. Alice Anar gibi Snikch'in de bir Ambush Stance var. Yürürken Ambush Stance de ilerliyor. Evet, şimdi hemen şöyle bir kurulalım. Direkt böyle bir başlangıç yapabilirim. Mızraklar sola dönsün. Bunlar da özel birlik. Gizli takılabiliyorlar. Güzel. İşe yarar bir büyüye benziyor. Snikch bayağı iyi. Bunlar yine özel birlikler. Matkapla abilerimiz. Güzel, buraya yardık. Devam. Çünkü bağırış çağırış sesleri oluyor ya yakın planda, o çok hoşuma gidiyor ya. O savaşın kaosunu çok iyi yansıtıyor yani. Bağırış çağırış, eyvah öleceğiz, bir şeyler oluyor. Yani can çekişmeler, cevaplar, çocuklar. Bayağı keyifli bence. Düşman lorduna da saldıralım. Bence Snikch daha etkin. Şu mızraklıyı bir indirsek. Hızlandıralım da bir yandan. Bitirdik. Güzel. Skaven'lar tabi biraz daha şeyli ama iyi vurmuşuz. 240'a 470 bence çok iyi. Güzel. Bir dakika. Şuradan ilerleyelim. Vortex büyüsü atıyor. Oha. Kılıcı güzel. Kılıcı Vortex büyüsü atıyor. Zırhı var. Hex yapıyor. From the Shadows. Güce bak. Direkt kuşattığı kalede şey yapıyor. Hasar verdirtmeye başlıyor garnizonu. Normalde belli bir süre kuşatmanız gerekiyor. Burada direkt şey yapıyor. Physical Resistance'ı var. Defansı var. %25 up giyip. Çeyreğini ödemiyorum. Bayağı iyi. Onun dışında güçlü. Hadi bakalım. Bunda da Vortex var. Heh. Bununla ilgili size şunu söyleyeyim. Yeni bir lore bu. Yani daha önce olmayan bir büyü lore'u. Büyücüsünde olan. Shadow diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Shadow lore ya da öyle bir şey olması lazım. Daha önceden böyle bir lore yoktu. Yeni eklendi bu büyücüye. Yeni bir büyü klasmanı yani. Baksana arkada bir ordu daha bassam iyi olur. Bunların hepsi çok çöp üniteler ama ucuz diye basalım. Kapatabilirsin. Skaven Slave'ler %13 daha ucuz olacak. Araştırma sayesinde. Hoş zaten çok komik bir paraydı yanlış hatırlamıyorsam. 16. Neyin %13'ü 16 ediyor bilmiyorum da. %10 olsa 160 falan. Yo öyle hesaplanmaz tabii o. Kafamı sıçayım. İndirim hesabı öyle yapılmaz ama. Ya siz anladınız durumu. Bir de bizden olmayan ünitelere ne kadar verdiğime bakın. Ya bunlar hani her türlü üretebileceğim bir şeyken diğer klanlara ait bu üniteler inanılmaz pahalı. Şu orduya bana bunu vermezsin ya. Rahat yeriz yani. İlk savaşımız, ilk şehir savaşımız bakalım. Gerçi yenebiliriz gibi duruyor ya sayı olarak hani karşıda... Sayı olarak az da bizimkilerin de şeyleri bayağı az. Ünite doluluğu bayağı az. Şöyle bir şey yapalım. Swarm. Sırada menzillilerin şeyi bonusu var malum şeyde, Snikch'te. Menzillilerin bonusu etki ediyor gibi duruyor bayağı. Bayağı güzel canları gidiyordu yani düşman. Vortex açtım değil mi ben? Bakalım. Oha! Harbi oha. What orders? Direkt patates ettiler. Buranın da işi bittiyse bizim ünitelerin gelmesine ihtiyacım var. Burada biraz zayıf kaldı birlik. Neyse ki Snikch fena vuruyor ya. Snikch gerçekten fena vuruyor. Bunlar da yine klanın özel birlikleriyle. Eshin Triad. Güzel, bitirdik. Evet, burayı almamız önemli. Diğer bir yer daha var. Orayı da alınca üçleyeceğiz zaten bölgeyi ve bölgeyi rahatlatmış olacağız. Daha sonrasında kuzeyde cüceler, batı kısmında Nehekara var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu biraz fazla. Aslında çok işime gelir ya. 3 yapalım. Biraz kötü etkiledi ama yiyecek çalma görevi falan vardı. Onları uygulayarak şey yapabiliriz. Onun dışında growth veriyorsun. Şu daha çok işime gelir. Bir de şu hidden layer'ı yapalım. Bunu da ver. Para fena değil. Boot Marcher. Sen de büyüleri yaptık. Zırh büyüsü var. Aslında güzel büyüleri varmış ya. Hepsinden birer yapıp deneyebiliriz yeni lore'u görmek amaçlı. Clan Rats ne veriyordu? 24. Skaven Slaves'in 12 vurduğu yerde Clan Rats'in bu kadar iyi vurması fakat yine de bu kadar pahalı olması biraz can sıkıcı ama olsun. Bir tur basmadan bekleyin. Oo, güzel bir ritüel var. Güzel, onu da kullanırız. Şurada hazine de var ama sayımıza herhalde şey yapmaya değmez. Fark ettiler bizi. Casuslar her yerde diyor. Şu bizi buldu. Tamam, onun bir turu daha var. O sürede ben de şunlara basayım. Ha bir dakika, şey yapmışız Hidden Layer'ı. Night Runner'ların bonusu var madem. Ve gördüğünüz üzere şeyler. Slinger mı bassam, normal Night Runner mı? Normal Night Runner menzil olarak çok düşük, vuruş olarak iyi ama bence Slinger da yine etkili yani. Şunu da basalım. Bir sonraki tur kullanmaya başlarız adamlara karşı. Ordu üretiyorlar. Biraz hızlanmam lazım ya. Yes, yes. Sana da verelim ondan. Bir tur daha. Burada geçireceğim, daha sonra saldırıya geçeceğim. United Against Us derken? What? What? Bunlar kimmiş ya? Ta güneydeki bir kabile bana karşı savaşta şu an. Onu geç de buralarda yapabileceğim bir şeyler var mı? Yok sanırım. Bu skimleri şey yapıyor, resetliyormuş. Ama 20 yiyecek götürüyor benden. Şu an yiyecek zaten sıkıntıda. Öyle bir şeye kalkışmak biraz şey olur. İntihar olur. Yalnız tur geçişlerini çok beğendim. Jilet gibi akıp gidiyor yani. Aa, ilk kontratımız geldi. Tamam, ona bakacağım. Fakat o süre zarfına kadar yapabileceğim başka bir şey var mı? Var. İkisini de birden yapabiliyorum. Bakalım. Kim? Pestilence veriyor. Karşında Mors'tan gidecek. Mors bize Clan Rats ve Stormvermin, yani yakın mesafe üniteleri, şu an bastığımız ünitelerin üst seviyelerini ucuza yaptırtıyor. %200 zaten penaltımız vardı. En üste geldiğimizde %220 ucuzlatıyor. Yani %20 bir bonus var. Pestilence ne veriyor? Plague Monks, Plague Claw Catapult. Ve yiyecek üretimi. Yani bence gerek yok ya. Yok. Değmez yani. Ondan alıp ondan götürmek. Oo, çok güzel bir pusu savaşı yakaladık. İki orduyla hem de. Mis mis. Güzel. Kaç? 3, 6 kılıçlı 3 okçusu var. Patates edelim be onlara. Oo, bir de vadide verdi. Aman Allah. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Orada vermen tight. Keşke diğer ordu da olabilse de aynı anda saldırabilseler. Çok etkili olurdu. Ölümlü ordu Snikch. Koşsak iyi olacak. Düşman lordunu da alalım. Eshin Triads. Not move! Night Runners! Murder, kill, kill! Now yes! Şuradaki birlikleri de şuraya sal. Zaten Snikch öldürür onu muhtemelen. Şurası biraz zayıf kaldı ya. Hadi Snikch. Güzel. Şuradan da merkeze. Bitirdik mi onu? Tamam, onun işi bitti. Snikch o kadar keyifli dövüşüyor ki. Mis gibi. Hemen şuradan devam et. Hızı da arttıralım. Çok temiz bir kazanım oldu. Decisive verdi zaten. 176. Ordu patlayacak. 745 kişiyi patlattık. Kalenin içindeki de iki farklı orduya birden 2500 kişi ediyormuşuz. Tutunması zor yani. Aa, patlamadı ordu. Halbuki pusuda patlaması lazımdı ama. Tamam. Sana biraz daha leadership vereceğim çünkü altındakiler bayağı çöp. Çok boktan birlikler üretiyorum. Biraz ister istemez çöp. Ya bu ordu bu orduya karşı bu kadar mı alıyor diyorsun? Oynarız o zaman. Böyle cansız kayıt yapmanın en kötü kısmı sizle konuşamamak oluyor ya. O andaki fikirlerinizi, işte bir olay oluyor falan, böyle milletin acaba ne hissetti, ne oldu falan. Onu öğrenmek istiyorum bazen de, işte cansız kaydın kötü kısmı bu. Yani YouTube'a özel seri, bu yüzden genelde yapmamaya çalışıyorum da bu özel bir durum yani. Malum ambargo var. Bu video size yayınlandığı süreçte ambargo yeni açılmış olur. Ben de zaten akşamına Malice'ı yapıyor olurum. O zamana kadar mecbur böyle cansız kayıt. O farklı bir kafa çünkü yani, seyirci acaba ne düşünüyor, nasıl gidiyor falan merak ediyor insan. Oo, şere bak. Sigmar olmalı o, aynen Sigmar. Sigmar büstü. Bakalım, bakalım. Menziller ne durumda? Tamam. Of. Kes çok zarar vermedi. Sadece formasyon bozdu ama olsun. Skaven Slave'lerin sayı olarak işe yaradığı anları göreceksiniz. Skaven'ın zaten olmazsa olmaz taktiği. Direkt çevireceksin yani. Yoksa ordunun bir şey vuracağı yok. Benim 12 vurduğum yerde herifin askeri 32 vuruyor. Ben bu adamı çeviremem, şey yapamam yani. Birebir kafa kafaya vuruşarak dövemem. Mümkün değil. Mecburum böyle arkasından çevirmeye her savaşta. Şöyle zırh falan yapabiliriz. Güzel. Direkt patates. Çok az kaybettik. Çok da bir şey öldürmemişiz zaten. Yani nereden baksan aslında kafa kafaya kayıp vermişiz de. İşte sayının psikolojik etkisini kullanarak kazanıyoruz resmen savaşı. Yoksa böyle inanılmaz çok ordum var. Yok şöyle yok öyle bir şey yok ya. Bayağı bildiğin şu an sayının etkisini kullanıyorum. Başka hiçbir şey değil. Ne güzel. 2 tane limanımız oldu temizinden. Burası ne veriyor? Yani çok para değil. Untainted veriyor. Limanlar genelde daha çok para veriyor çünkü. Güzel. Görevlerimizin de bir kısmını yaptık. Neler yapabiliyorum? Public Order Untainted. Yani. Construction Cost Growth, Recruitment Cost, Food Generated, Skaven Corruption. Skaven Corruption'la Food Generated biraz işime gelir şu an. Daha sonra hızlıca onu değiştiririm zaten. Sen de blokladın. Bir dakika. İnsanlara karşı savaşırken ekstra bonusu varmış. İyiymiş. Tamam.